Antalya'da Büyükelçi Karlov'un anısı bu özel sergiyle yaşatılacak. Benim eşim anısına bir müzeyi açmak gerçekten çok güzel bir karardı. Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, 9 Aralık 2016'da silahlı saldırı sonucunda öldürülmüştü. Karlov'un anısına Antalya'da sergi açıldı. Özel Moskova Milletler Arası Okulu'nda yer alan serginin açılışına yerli yabancı çok sayıda kişi katıldı. Merhum Andrei Karlov'un anısına okulda böyle bir bölüm açıldı. Onun kullandığı özel eşyaları, işte Atatürk'e olan sevgisi, Atatürk kitapları, şu anda gördüğünüz kendi ceketi, bu ona ait bir makam gibi yaşatıldı. Yani onun anısına düzenlenmiş bir etkinlik. Karlov'un eşi Marina Karlova da açılıştaki yerini aldı. Karlova serginin girişine eşinin adının yazılı olduğu tabelayı astı. Katılımcılara eşine ait özel eşyalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sergide Karlov'un üniforması, fotoğraf makineleri, diplomatik hediyeler, kitaplar, kol düğmeleri, antika eşyalar, dinlediği müziklere ait kasetler ve el yazısı özel notlar yer alıyor. Sovyet Yaşam Müzesi işbirliğince açılan sergi müze işlevi de görüyor. Sergi aracılığıyla Karlov'un özel yaşamında yapmayı sevdiği işleri de görmek mümkün. Çiçek yetiştirmeyi, kitap okumayı, spor yapmayı ve balık beslemeyi yaşamı boyunca sevdiği görülüyor. Sergide Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili portre ve kitaplar dikkat çekiyor. Karlov'un çalışma masasında da Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağı bulunuyor. Karlov'un eşi Marina Karlova bu özel hayranlığı işte bu sözlerle ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'e рассказывал про его жизнь. Андрей Карлов çok Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki çok kitabı getirmiş Moskova'ya ve o kişinin düşünce tarzına büyük etkisini gösterdiğini anlatmış bana. Karlova serginin kadim Türk-Rus dostluğuna katkısı olacağını söyledi. Наши страны переживают период. Şu anda her iki ülkemiz en iyi ve dostluk ilişkilerin dönemi yaşıyorlar ve ben düşünüyorum ki bu müze bizim dostluğumuzun ve birbirini tanışmamıza iyi bir katkı sağlayacaktır.